Bugünkü videomuzda sizlere Dua isminde bir genç kızın hikayesinden bahsedeceğiz. Dua en fazla 19 yaşında bir genç kızdı. Dua yeni evliydi. Kedileri ise çok seviyordu. Aslında bütün küçük şirin hayvanlara bayılırdı. Küçük de bir kedisi vardı ve onu çok seviyordu. Ondan ayrı kalamıyordu. Kocası ise bu kediden pek hoşlanmıyordu. Evliliklerinden kısa bir süre sonra Dua hamileydi. Hamilelik belirtileri görünmeye başlamıştı. Kocası bu hamilelikten en mutlu olan kişiydi. O kadar ki Dua'nın canı ne istese yerine getiriyordu. Kocası ona bütün imkanlarıyla olabildiğince rahatlık sunuyordu. Hiçbir iş yapmamasını söylemişti ve ona ev işlerinde yardımcı olması için bir yardımcı da getirmişti. Hamileliğin son aylarıydı. Dua küçük sevimli kedisiyle birlikte uyuyordu. Onu o kadar seviyordu ve o kadar bağlıydı ki uyurken yatağını alıp birlikte uyuyorlardı. Günler hızla geçti, doğum vakti gelip çattı. Kocası Dua'yı alıp hastaneye götürdü. Dua'yı alıp ameliyathaneye götürdüler. Kocası kapının önünde büyük bir heyecan ve merakla bekliyordu. Doğumdan sonra dünyaya gelen bebeğin çarpık bir vücudu olduğu anlaşıldı. Tehlikeli sağlık problemleri vardı. Dua'nın kocası gördükleri karşısında şok oldu. Doktorlara bunun sebebini sordu. Gelen cevap büyük bir şok yaratmıştı. Bebeğin böyle olmasının sebebi Dua'nın yanında uyuyan o minik tatlı kediydi. Kedilerin tüyleri hamile kadınlara ve küçük bebeklere zarar verebilir. Onlar da ciddi sağlık problemlerine yol açabilirdi. Eğer hamileyseniz veya bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız, siz de veya bebekte problemlere yol açmaması için kedilerden tamamen uzak durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu demek olmuyor ki kediler tehlikeli yaratıklardır. Sizlere vermek istediğimiz mesajı özellikle hamilelik döneminde kedilerin tehlikelere sebep olabileceğidir. Pek çok insan evcil hayvan beslemek gibi bir hobiye sahiptir. Özellikle de kedileri. Kediler yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan istatistiklere göre en çok kadınlar tarafından tercih ediliyor. Dünyanın neredeyse %30'u evlerinde daha önce bir kedi beslemiş veya halihazırda beslemektedirler. Evlerinde hayvan besleyenler bilirler. Onlar da ailemizin bir parçası gibidir. Ancak yine de hamilelik sürecinde evcil hayvanlarla ilgili bazı tedbirler almak lazım. Bu hem bebeğiniz hem de sizin için faydalı olacaktır. Hamilelikte toksoplazma enfeksiyonu kediden bulaşabilir. Önlem olarak kediye çiğ et ve çiğ süt verilmemeli. Kedi sokağa salınmamalı. Kediye toksoplazma tahlili yapılmalıdır. Anne hamileyken bu enfeksiyonu geçirirse bebekte anomali ve hastalıklar oluşabilir. Kedinin deri döküntüleri ve tüyleri alerjik yapıya sahip olan hamile anne veya bebekte alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Hamile kalmadan önce ve sonrasında hayatımızı paylaştığımız kedilerimizin bazı özellikleri neymiş bir bakalım. Burunları iyi koku alır. Burnu iyi koku alan kedilerimizin en gelişkin özelliği koku alma duygusudur. Bu duyuları özellikle besinleri değerlendirmesinde yaşamsal önem sağlar. Öyle ki hastalık sonucu burun delikleri tıkanan bir kedinin iştahı tümüyle kapanabilir. Dokunma duyusu gelişmiştir. Kedilerin dokunma duyusu keskindir. Kaş, bıyık, yanak tüyleri ve kulaklardaki tüy tutumlarının tümü de titreşim biçimindeki uyarılara karşı son derece duyarlıdır. Bıyıkları kesildiğinde geçici olarak çevreye uyum sorunu yaşarlar. Ayrıca ayak parmakları, pençe yüzeyi ve burun dokunmaya karşı çok duyarlıdır. Kulakları keskindir. Kedilerin işitme duyusu da çok keskindir. İnsan kulağında yalnız 6 kas bulunmasına karşın kedi kulağında 30'a yakın kas bulunur. Bu yüzden kulaklarını çok hızlı bir biçimde sesin geldiği yöne döndürebilirler. Kedinin kulakları saniyede 25.000'e kadar ulaşan ses üstü frekanslara duyarlıdır.